Demek bu akşam benim nişanlım olacaksın. Ne var? Yoksa istemiyor musun? Deli misin ya? O ne biçim söz? Akşamı iple çekiyorum. Çok gecikmeyin ama. Babam hiç hoşlanmaz. Ne babaymış ama. Her lafının sonunda o çıkıyor. Benim babam başka babalara benzemez. Bir tanedir o. Biraz da sert galiba. Yok. Hayır, hiç öyle değildir. Sadece ilkelerine bağlıdır, o kadar. Görünce sen de seveceksin. İnşallah anlaşırız. Ha, bu arada bir şey içer misin diye sorarsa içki kullanmıyorum de, tamam mı? Sen de beni iyice sazan yaptın İpek. Alnımda salak mı yazıyor benim? Vallahi ben söyleyeyim de. Babam içki sigara içenlere pek iyi gözle bakmaz da. İzzet Bey, erken döndünüz. Banka kapanmadan parayı yatırayım dedim. Hem öğleden sonraya kalmasın. Malum, akşam bizim kızın nişanı var. Ha, şu mesele. Hadi hayırlısı. Şimdi evden beklerler. Timur Bey'den izin alıp çıkayım. Nişanı evde mi yapıyorsunuz? Aile arasında olsun istedik. Vallahi iyi etmişsiniz. Bu işin nikahı var, düğünü var. Bir de nişan için harcama mı yapılırmış? Yapılır, yapılır. Ben kızım için her şeyi yaparım. Leyla Hanım yeni geldi. Bize yardımcı olacak. Merhaba kızım. Merhaba. İzzet Bey, geldin mi bankadan? Geldim efendim. Timur Bey, bugün biraz erken çıkabilir miyim? Önemli bir işim vardı da. Tabii ki çıkabilirsin. Bankayı hallettiysen sorun yok. Leyla, diğer dosyaları da getir bana. Hı hı, peki, hemen getiriyorum. Abi... Nasıl parçamı? Böyle laflar ağzına yakışmıyor Sami. Evli barklı adamsın. Evliyiz diye ölecek miyiz yani? Sen de alemsin be İzzet abi. Allah'ım ya. Anne babam hala gelmedi. Gelir şimdi kızım. Niye telaş ediyorsun? Nişan başına vurmuş bunun anne. Cüneyt. Gelmeyeyim şimdi yanına. Hadi şimdi onu bırak da sen bana yardım et. Anne daha ben hazır değilim. Kızım hazırlanmışsın hazırlanacağın kadar. Ya baksana şu saçlarımın haline. Zaten Cihan'ın ailesi çok titiz. Daha ilk günden bakımsız demesinler. Aman derlerse desinler. Düşündüğün şeye bak. Beğenmeyen küçük oğlunu almasın. Ya anne ya. Hah, babam geldi. Baba nerede kaldın? İşim biter bitmez geldim kızım. Pasta almışsındır inşallah. Aldım orada işte. Hadi merak git etme. Hazırlan. Tamam. Bana bak, sen de öyle oturup durma. Hadi çabuk hazırlan. Hadi. Of. İnşallah mutluluğunuz sonsuza kadar sürer. Canım hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Hadi yavrum. Allah tamamını erdirsin. Darısı başına artık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı efendim. Olsun. Hayırlı olsun inşallah. Oo canım. Allah mutlu etsin. Sağ ol. Hadi artık hayırlı buyurun yemeğe oturalım. Çok zahmet etmişsiniz valla. Canım, yaptık bir şeyler. Artık kusura bakmayın. Hadi buyurun. İzzet Beyciğim, sen de şöyle bir akşam buluşup bir şeyler içeriz artık, değil mi? Şunun şurasında dünürüz. Benim içkiyle pek aram yoktur. Canım, ben de her Allah'ın günü içiyor değilim. Hadi şöyle bir çıkıp alemin tozunu alırdık. Yaşımızı başımıza almışız Tekin Bey. Bizde toz attıracak hal mi kaldı? Vallahi sen öyle diyorsan öyledir. Bizde teklif var, ısrar yok. Buyurun geçin. Hı.
Günaydın. Oho, ne günaydın İzzet abi. Öğlen oldu, geçiyor bile. İdare edeceksin artık. Biz de 40 yılda bir nişan yapıyoruz. Haklısın vallahi, ne diyeyim. Kızımız daha ilk günden gecikti desene. Hiç gecikir mi? Mesaisini yapıyor şimdi. İçeride. Bir saattir Timur Bey'in odasında. İşi pişirmişler senin anlayacağın. Beni ilgilendirmez. Sen de en iyisi kendi işine bak. Aynen öyle yapıyorum abicim. Timur Bey merkeze gönderdi. Durduğum kabahat. Birazdan seni de bir yerlere gönderirse hiç şaşırma. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Kızım, niye ağlıyorsun? Yok. Yok bir şeyim. Bir şeyin yoksa bu gözyaşların mı? Ben ayrılacağım. Ayrılacak mısın? Böyle oluyor işte. Hep böyle oluyor. Ağlama kızım, sakin ol. Çıkmak istiyorum buradan. Hemen. Dur, dur bakalım. Hayır, gideceğim. Ben de geliyorum seninle. Ne yapacağımı bilemiyorum. İşten de ayrılamam. Paraya ihtiyacım var. Mesele nedir? Timur Bey çalışmandan mı memnun değil? Kiramı yatırmam lazımdı. Zaten yeterince geciktirdim. Bu sabah ev sahibi kapıya dayanınca ben de Timur Bey'den avans istedim. Ve o adam benden yararlanmak istedi. İnanmıyorum. Sizden inanmanızı beklemiyorum. Ne de olsa erkeksiniz. Bakın, o manada demedim. Timur Bey böyle bir insana benzemiyor. Ben de öyle sandım. Ama yanılmışım. Bu işe ihtiyacım var. Allah'ım, ne yapacağımı bilemiyorum. Kızım al, şimdilik idare et. Yarın eksik olan ne kadarsa tamamlarım. Bunu sizden alamam. Alacaksın, itiraz istemem. Elin açıldığında geri verirsin, oldu mu? Teşekkür ederim. İzzet Bey, evli misiniz? Benim yaşımdaki adamlar genellikle evlidir. Karınıza ne kadar şanslı olduğunu söylemek isterdim. İpek Hanım, ne bu hal? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa? Yok bir şey baba. Vardır vardır. Benim kızımın suratı hiç asık olmaz. Tabii eğer onu birileri üzmemişse. Baba ya, hep bu Cihan yüzünden. Bugün biraz tartıştık. Oo, damat bey daha ilk günden arıza çıkarmaya başladı bile. Yok, aslında bir şey yaptığı yok. Peki nedir seni üzen? Nikah tarihini erken alalım diyor. Bak sen. Daha dün nişan yaptık. Günlerin suyu mu çıkmış? Bu işler oldu bittiye gelmez ki. Hı hı. Daha annen çeyizini tamamlamadı. Beklesin biraz. Hem ben kızıma dillere destan bir düğün yapacağım. Görenler kıskanacak. Bütün yatırımı kızına yapıyorsun. Bizim durumumuz ne olacak? Gel bakayım buraya. Gel dedim sana. Otur şöyle. Kulağını çekeceğim. Ha? Ha? Yapma baba. Koca adam olduk. Bir daha bana saygısızlık etmek yok, anladın mı?
Bize böyle öğrettiler. Tamamdır baba. Sen ne dersen o olur. Ama biliyorsun, bu zamanda her şeyin başı para. O yüzden harçlığımı verirsen daha da saygılı olurum. Seni fırsatçı düzenbaz seni. Al sana harçlık, al bakalım. Siz benim hayatımsınız, canlarım benim. Ben bu dünyada ne için yaşıyorum ki? Sadece sizin için. Bakıyorum keyfiniz yerinde İzzet Bey. Bana edecek iltifatınız kalmadı. Aa, hiç seni unutur muyum hanım? Sen benim sultanımsın. Aman iyi. Ben bundan artık bir ay idare ederim. Günaydın. 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 Leyla Hanım, işinizi hallettiniz mi? Kirayı diyorum. Yetti mi? Yetti, yetti. Çok teşekkür ederim. Leyla, dosyaları alıp yanıma gelsene. İsterseniz dosyaları ben getireyim Timur Bey. Bu senin işin mi İzzet Bey? Lütfen kendi işinle ilgilen. Çabuk ol Leyla. Allah Allah. Herkeste bir alem oldu. İzzet abi, yeni görevin hayırlı olsun. Sekreterliğe başlamışsın da. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Saygılı davrandı. İyi. Buna sevindim. Galiba sizden çekindi. Öyle bir konuştunuz ki durumu bildiğinizi anladı. Anlasın ama. Zaten bir terbiyesizlik yapmış. Ne olur fazla üzerine gitmeyin. Merak etmeyin. İzzet Bey, size teşekkür etmek istiyorum. Ettiniz işte. Hayır, öyle değil. Sayenizde ev sahibine bakacak yüzüm oldu. İnanın onurumu, gururumu kurtardınız. Size bir yemek borcum var. Aman efendim, hiç zahmet etmeyin. Lütfen ama. Ne olur, beni kırmayın. İnanın, gelmezseniz kendimi çok kötü hissedeceğim. Zaten size borcum var. Geleceksiniz değil mi? Ne o İzzet? Aynadan ayrılmadın. Gören de televizyona çıkacaksın sanır. Aman Cemile. Üstüme çeki düzen vereyim dedim. 40 yıla bir arkadaşlarla buluşacağız. İyi. Buluş bakalım. Hoş geldiniz. Bunların hepsini sen mi yaptın? Tabii ki. Sabahtan beri uğraşıyorum. Meze konusunda usta sayılırım. Buyurun oturun. Hadi ama. Ben de fırından balıkları çıkarayım. Hiç zahmet etmeseydin. Canım ne zahmeti? Sizi yemeğe çağıran benim. Dışarıda bir şeyler atıştırırdık. Güzel bir sofrayı ancak evimde yapabilirim. Dışarıda bunun yarısını yiyemezdik. Hem biliyorsunuz param olsa sizden borç almazdım. Ben rakınızı koyayım. Yok. Keşke almasaydım. Ben içmem de. Önemli değil. Ben içerim o zaman. Kimin? Saat kaç oldu? Ben şunu bir arayayım. Adamı rahatsız etme be anne. Ama hiç böyle yapmazdı ki. Arkadaşlarla buluşacağız demedi mi? Evet ama biraz geç oldu. Başına bir şey gelmesin. Hani içerler falan. Ya anne sen ne diyorsun?
Babam mı içecek? Bırak Allah aşkına. Erken ara. Neden erken canım? Uyandırmaman için söylüyorum. Hoşça kal. Dur biraz. Şirkete mi gidiyoruz? Öyle dedim ya, istersen sen de gel. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hiç. Hiç böyle bir gece geçirmemiştim. Şimdi ben sana teşekkür etmeliyim. Ne yaptım ki ben? Ne yapmadın ki? Kendimi genç bir adam gibi hissettim. Zaten gençsin. Genç miyim? Hem genç hem yakışıklı. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Alo, Cemile? İzzet, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Merak ettim. Başına bir şey geldi zannettim. Ne oldu? Neden eve dönmedin? Sami'lerdeyim şimdi. Akşam biraz içtik. Sonra yol uzun geldi. Sami de bırakmadı. İyi, peki. İyi insan bir haber verir değil mi? Sabah olup uyanınca çok merak ettim seni. Neyse, ben buradan işe giderim artık. Hadi akşama görüşürüz. Karın mıydı? Senin gibi bir adamı elinden kaçıracağından korkmuyor mu? Bana geldiğini karına söylemedin. Demek senin de kafanda bir şeyler vardı. Sen de beni düşünüyordun. Hayır. Aslında benim böyle bir niyetim yoktu. Peki ama neden ondan sakladın? Ben bilmiyorum. Gitmeliyim. Hadi gel. Gitmem gerek. Lütfen ama. İşe geç kalıyorum. Hem senin de... İş beklesin. Sizinkilerle konuştun mu? Konuştum Cihan. Ne dediler? Kaç kere söyleyeceğim? Babam yazın sonunda diyor. Ya bak, çeyiz için maddi sorunlar varsa bizimkiler halleder. Dert etmesinler. Maddi sorun falan yok. Zaten olsa da babam kabul etmez. Hem merak etme, benim çeyizim bankada. Yıllardır babam biriktiriyor. Yapma ya, servet sahibisin öyle mi? O kadar da değil. Babam akıllı bir adamdır. O zamanlardan bugünü görmüş işte. Vallahi çok ilginç bir adam. Suda yürüyor, izini belli etmiyor. İnsan uzaktan bakınca sessiz, sakin biri zanneder ama hiç göründüğü gibi değilmiş. Nasıl yani? İçki içmem falan demişti ya. Geçen akşam babam onu bir kadınla sarhoş görmüş. Ne diyorsun ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Hem baban yanlış görmüştür. Vallahi orasını bilmem. Ben bizim pederin yalancısıyım. Söyle bakalım. Beni mi daha çok seviyorsun, aileni mi? İkinizi de. Ama onlar...
aile çok başka bir şey. Sen de bilirsin. Benim ailemle güzel anılarım olmadı hiç. Onları hatırlamak bile istemiyorum. Yazık. Aile çok önemlidir. Oğlumla kızım çok önemli. Hele kızım. Biliyor musun, kızım için yıllardır para biriktiriyorum. Sırf el kapılarında başı eğik durmasın diye. 7 yaşında karar verdim. Şimdi bankada nikahını da düğününü de yapacak kadar parası var. Kimseye muhtaç değiliz Allah'a şükür. Keşke benim de senin gibi bir babam olsaydı. Senin de baban iyidir herhalde. Şeytan görsün yüzünü. Neyse, ben masayı kaldırayım artık. Sana da pijamalarını hazırladım. Bu gece kalamam. Neden? Bizimki işkillenmeye başladı. Çocukları da uzun süredir göremiyorum. İyi, git o zaman. Biz sefaletimizle kalalım. Sen mutlu aile yuvana dön. Bak Leyla, çok istiyorsan kalabilirim. İstemiyorum. Hadi git. Bu sefer uyumadım İzzet. Uyumadım ve seni bekledim. Uyusaydın, niye uyumadın? Haftalardır eve geç geliyorsun. Çocuklar yüzünü görmez oldum. Artık ben de endişelenmeye başladım. Hani seni tanımasan başka kadın var diyeceğim. Abuk subuk konuşuyorsun Cemile. Ne yapayım? Sen eskiden böyle değildin. Ama şimdi böyleyim. Arada bir nefes almak için arkadaşlarla buluşmak suç mu? Ama bu kadar çok evden uzak kalman... İşten çıktıktan sonra biraz geziyorsam ne var bunda? Eve ekmek getirmiyor muyum? İhtiyaçlarınızı karşılamıyor muyum? Nedir istediğin? Yeter artık, bunaldım ben de. Hadi ben yatıyorum. Dokunma bana. Ne oldu ki? Yoksa dün gece yüzünden mi? Seninle alakası yok. O zaman nedir mesele? Timur. Ne olmuş Timur'a? Aynı hikaye. Yine sarkıntılık etti. Adi herif. Şimdi gösteririm ona. Boşuna yorulma. Sami ile çıktılar. Ben de gidiyorum. Nereye? İşten kovuldum. Ama Leyla, dur bekle, bak ne diyeceğim. Rahat bırak beni, yalnız kalmak istiyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu şehirden ayrılıyorum. Ama yapamazsın. Niye yapamayacakmışım? Beni bırakamazsın. Başka çarem yok. Senin bir ailen var. Benimse hiçbir şeyim. Burada kaldıkça tükenip gideceğim. Zaten herkes beni kullanıyor. Ben seni kullanmıyorum. Keşke inanabilsem. İnan bana. Seni çok seviyorum. Söyle, sen de beni sevmiyor musun? Seviyorum. Peki o zaman neden terk ediyorsun? Bizimki çıkmaz yol. Anladın mı? Devamı yok. Yanılıyorsun Leyla. Ne yanılıyorum be? Ne yanılıyorum? Karını mı terk edeceksin? Çocuklarını mı bırakacaksın? Söylesene. Sen adam mı kandırıyorsun? Gel hadi. Gel bir hayat kuralım seninle. Sadece ikimiz. Bu şehirden gidip sadece ikimiz için yaşayalım ha?
Ne dersin? Yapamam Leyla. Ailemi bırakamam. Zor geliyor değil mi? O zaman defol git buradan. Bir daha da gelme. Defol! Gel hadi. Gel bir hayat kuralım seninle. Sadece ikimiz. Bu şehirden gidip sadece ikimiz için yaşayalım ha? Ne dersin? Ne dersin? Sadece ikimiz. Sadece ikimiz. Ha? Ne dersin? Niye döndün? Çok düşündüm. Ve senin benim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Ama ailen de önemli. Senin için her şeyden vazgeçerim. Sarhoşsun sen. Hayır. İçmesem de aynı şeyleri söylerdim. Artık kararım kesin. Seninle birlikte bu şehirden gitmek istiyorum. Güzel. Bunları duyduğuma sevindim. Ama küçük bir sorunumuz var. Neymiş o? Paramız yok. Benim biraz var. Onunla her şeye yeniden başlarız. Hayal kurmayalım İzzet. O bitince ne olacak? Sen karının yanına, ben de sokaklara döneceğim. Peki ne yapmamı istiyorsun? Sadece dediklerimi yapmanı. Yapar mısın? Ne istersen. İzzet Bey, işte bankanın emanetleri. Aman dikkat et ha. Bu seferki biraz yüklüce. Merak etmeyin efendim. Şimdiye kadar hiç dikkatsizlik ettim mi? Canım size güvenim tam da. Ortalığı biliyorsunuz işte. Evet. İyi günler. Aldın mı? Aldım. Hadi gidelim. Bir şey daha kaldı. Neymiş o? Hani bahsetmiştin ya. Şu bankadaki biriktirdiğim para. Ama o kızım için. Yine kendin düşünüyorsun. Hayır. Kızımı düşünüyorum. Aynı şey değil mi? Ha sen, ha kızım. Bense bir içim işte. Lütfen. Yapamam. O zaman hoşça kal. Leyla. Leyla dur. Dur gitme. Haber var mı? Yok. Nerede bu adam? Çıldıracağım şimdi. Her yere sordum. Karakollara, hastanelere, hatta morga bile gittim. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Allah'ım, Allah'ım, inşallah başına bir şey gelmemiştir. Anne. Timur Bey ile konuştum. Babam dün maaşları bankaya yatıracakmış. Yatırmamış. Evet.
Hepsini çektin mi? Çektim. Hepsini çektim. Göreceksin. Her şey çok güzel olacak. Yıllarca ot gibi yaşadın. Şimdi sıra senin. Gör bak nasıl mutlu olacağız. Hala onları düşünüyorsun değil mi? Anne. Anne ne oldu? Anne. Anne iyi misin? Anne iyi misin? Anne. Çekmiş. Bankadaki hesabın hepsini çekmiş. İnanamıyorum. Babam bunu yapmaz anne. Yapmışsa, haklı bir sebebi vardır mutlaka. Haklı sebep falan yok. Kendimizi kandırmayalım. Babanız parayı almış işte. Aldı ve çekip gitti. Giden benim param olsun anne. Boş ver, seni söyleyeyim. Anlamıyorsun kızım. Her şeyi almış. Sadece seninkini değil. Yıllarca biriktirdiğimiz her şeyi. Elimizde avcumuzda ne varsa alıp gitmiş. Gitmiş. Leyla. 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 Çanta. Çanta yok. Parayı alıp gitmiş. Babanı ne kadar severim bilirsin. Ama o kadın... Her şeyi o mahvetti. O kadın kim? İzzet abinin gözünü boyadı. Ah nasıl da anlamadım ben. Ben bir Timur Bey'le de konuşayım. Merhaba. Merhaba. Babamla ilgili... Kusura bakmayın. Sizin için yapabileceğim bir şey yok. Ondan hiç haber yok mu? Maalesef. Zaten polis de 3 aydır izine rastlayamadı. Başına bir şey mi geldi yoksa çaldı mı? Ben de ne diyeceğimi şaşırdım açıkçası. Bir kadından bahsetti Sami Bey. Burada çalışıyormuş. Leyla'yı diyorsun. O kız hiç sağlam ayakkabı değildi. İlk günden bir takım istekleri oldu. Biraz dayandık, sonra işine son verdim. Umarım babanız ona bulaşmamıştır. Geçen gün bir araba çarptı da. Kafan iyiyken otobana çıkmayacağım. Acımaz.
ezerler. Ezerlerse ezsinler. Ne ya? Çok umrundaydı değil mi? İçer misin? Dur ya. Ne yapıyorsun? Ver şunu. Ver. Ya, bu köpek öldüren. Su değil. Keşke zehir olsa. Pek de farkı yoktur Meret'in. Sen, senin hikayen ne? Ha? Aynı hikaye. Kara sevda mı? Keşke öyle olsa. Ne peki? Benimki sadece salaklık. Vallahi haklısın. Ya salak olmasak burada işimiz ne? Ailemizin yanında olduk. Değil mi? Ailemizin yanında olurduk. Baba. Baba dur. Nereye gidiyorsun? Allah. Aklım almıyor. Aylarca ortalarda görünmüyorsun. Sonra bu halde çıkıp geliyorsun. Merak ettim. Sadece sizi merak ettim. Merak edecek ne kaldı ki baba? Annen nasıl? Demek annemi merak ediyorsun. Annem içeride. Senden sonra felç geçirdi. Konuşamıyor, yürüyemiyor. Sadece oturuyor o kadar. Nasıl? Merakın dindi mi? Cüneyt'i hiç sorma. O senden nefret ediyor. Bulursam onu öldüreceğim diyor. Beni de merak edersin sen. Merak etme. Ben de gayet iyiyim. Evlenmemişsin. Anlaşamadık. Ama sakın üzülme. Kaçırdığın çeyiz param yüzünden ayrılmadık. Cam bunları takacak biri değildi. Sadece
senin hakkında ileri geri konuştuğu için ayrıldı. Sen ne yaparsan yap benim babamdın. Sözlerine katlanamadım, ayrıldım. Nasıl? İyi etmiş miyim? İyi etmemişsin. Baba! Baba gitme! Eve dön! Dönemem kızım. Annem bağışlar seni. Cüneyt'le de konuşurum. Peki ya ben? Ben kendimi bağışlayabilir miyim? O kadar çok günah var ki onları taşıyacak gücüm yok. Abla! Abla kiminle konuşuyorsun? Babam. Ne olmuş babama? Baba! 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 Değil mi beni? Eserini beğendin mi? İzzet? Evet. İzzet ya. Hayatını mahvettiğin İzzet. Saçmalama. Hayatını ben değil, sen mahvetmişsin. Baksana haline. Bu halimin sebebi sensin. Her şeyi sen yaptın. Maaşları çaldırdın. Ailemin parasını çektirdin. Beni bir canavara çevirdin. Hadi oradan. İstemesen yapmazdın. İstemesen çalmazdın. Bütün suçu bana atmak kolay değil mi? Bırak da geçeyim. Bir yere gidemezsin. O adam kimdi? Yeni kurbanın mı? Hayır. Beni senden daha iyi anlayan biri. Ona kaçan şanslanıyorsun. Senden fazla. En azından senin gibi zavallı bir bunak değil. O ne istediğini biliyor. Demek zavallıyım ha. Demek zavallıyım ha. Bırak beni. Demek bunağım öyle mi? Demek zavallı bir bunağım. Ulan ben senin için ailemi bitirdim be. Karın felç geçirdi. Hayatımı mahvettim. Sırf senin için çocuklarımı kaybettim. Bir de zavallı bir bunak oldum ha. Bunak mı oldum ha Allah'ın belası? Bunak mı oldum? Ha. Bırak mı? Gel bakayım buraya. Gel dedim sana. Otur şöyle. Kulağını çekeceğim senin. Yapma baba. Koca adam olduk. Bir daha bana saygısızlık etmek yok. Anladın mı? Bize böyle öğrettiler. Tamamdır baba. Sen ne dersen o olur. Ama biliyorsun. Bu zamanda her şeyin başı para. O yüzden harçlığımı verirsen daha da saygılı olurum. Seni fırsatçı düzenbaz seni. Al sana. Al bakalım.
Siz benim hayatımsınız, canlarım benim. Ben bu dünyada niçin yaşıyorum ki? Sadece sizin için. Bakıyorum keyfiniz yerinde İzzet Bey. Bana edecek iltifatınız kalmadı. Aa, hiç seni unutur muyum hanım? Sen benim sultanımsın. Aman iyi. Ben bundan artık bir ay idare döndüren bizim arzu ve isteklerimizdir. Ama içimizde bir sevinç ışığı tutuşsun diye etrafımızdaki her şeyi havaya uçurursak yangın bize de gelmekte gecikmeyecektir. Kalp gözünüz açık olsun.